Gülün tığ ve iğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine iğneden tığa bir modelle karşınızdayım. İniyosunda fıstık ağacı olarak geçen arkadaşlar sinek kanadının üzerine kirpik toplamayla yapılan modeli bu şekilde. Sizler için tığ oyasına çevirdim, ayarladım arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Gördüğünüz gibi alttaki yeşiller, yeşil dallarım sinek kanadıyla yapıldı. Üzerine de bu şekilde fıstıklar yaptım ve modelimizin ismi de fıstık ağacı modeli arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tığ battılarımı hazırlıyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip 2 2 olarak alıyorum. Bu şekilde 15 tane arkadaşlar buraya kirpikli trabzanı ara suyu mesafesi veriyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Bu yaptığım trabzanımın içine arkadaşlar böyle aralayıp girip bu 4 zincirimi kirpik olarak kapatıyorum. Bu şekilde 13 tane verdim. Şimdi arkadaşlar 2 tanesinin de şöyle başlamadan önce bir zincir çekiyorum. Şu yuva için olan kısmını yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Bir defa doluyorum. Bak burada arkadaşlar zincir çekme yok. 2, 2 alarak sadece trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar iki tane yaptıktan sonra bakın bir zincir ara mesafesi verdim 13 taneden sonra bir zincir çekip iki tane de bu şekilde kirpikli trabzan yaptım. 8 zincir çekiyorum yuvam için. 4 oldu. 5 6 7 ve 8. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Burada bir zincir olarak yaptığım yere bu şekilde 8 zincirimi kapatıp buraya bir yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar bir zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. Hemen bu şekilde arkadaşlar şöyle bir tümseklik oluşması için içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra sıkı sıkı 5 tane zincir. Kapatıyorum yuvama. Bu şekilde buraya minik bir kirpik oluşturdum. 3 zincirimi çektim. Çevirdim arkadaşlar. Ve bu 5 zincirin arasına girip kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Çevirdim. Bakın biraz yuva olarak kullanacağım için yani şöyle büyük bir artma işlemi yapıyorum. Çünkü arkadaşlar buraya 8 tane ilmek çıkaracağım. O yüzden biraz 10 zincirle büyük bir sinek kanadı yapıyorum. 5 zincir sıkı sıkı 5 zincirimi çekip yine yuvamın içine kapatıyorum. 3 tane zincir çekip şöyle ters tarafına çevirdim. Yine aynı şekilde bu 5 zincirimin arasına girip sık iğne ile kapatıyorum. 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Çevirdim arkadaşlar bu şekilde ve yuvanın içine girip kapattım. Bir yuvayı arkadaşlar 8 zincirden yaptığım yuvanın içine 3 tane sinek kanadı yapıyorum. Yine 5 zincir sıkı sıkı olmasını şöyle kalıp gibi durması için özen gösteriyorum. 3 zincir. Ters tarafına çevirdim. Buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 6 7 8 9 10 zincir. Çevirdim. Yuvanın içine kapatıyorum. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu yüksekliği sağlamak için sık iğnemi yapıyorum. Bir tane de bu trabzanımız seviyesini ilmek için sık iğne ile bir de oraya sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum tığımın başını. Bakın trabzanın arasına trabzan seviyesine sık iğne ile indim. Hiç zincir çekmeden bu şekilde. Çünkü arkadaşlar alt tığ çok minik minik yaptığım için zincir çekince mağrullanır. Eğer büyükse siz aralarına bir zincir çekebilirsiniz. Bir defa doluyorum. Bu şekilde 2, 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Böyle minik trabzanlara 4 zincirden kirpikler yaparak 13 tane yapıyorum arkadaşlar. 13'e dolunca bir zincir çekip şu iki tane olanı yapıyorum. Sonra tekrar 8 zincirlik çekip bu üç sinek kanadının yuvasını yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar alt sıram. Şimdi bu fıstıkların yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar, şimdi sinek kanatlarımızı hazırladık bu şekilde üç tane arkadaşlar. Bu artma işlemini o yüzden 10 zincir çekerek biraz büyük yaptım arkadaşlar. Şimdi yuva olarak kullanacağız. Bu şekilde sık iğne ile ipimi sinek kanadıma sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum fıstığımın olması boyutu kadar. Ne kadar fıstığın uzun olmak istiyorsa arkadaşlar isterseniz o kadar uzatın. Bu iki. Bu üç. Sinek kanadına giriyorum. Dört. Beş. Dibinde sık iğne yapıp uzatıyorum. Yedi. Üç. Altı olmuş arkadaşlar. Girip dibinde sık iğne yapıp ipi uzatıyorum. Sinek kanadına girip dibinde ipi uzatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane topladım. Şimdi parmağımdaki ipten, bakın parmağıma giden ipten elimle tuttum. Şimdi hepsini birden tığımdaki ilmeklerin aldım. Bakın arkadaşlar parmağımla tuttuğum ipin arasından şöyle bir ilmek çıkarıp şöyle fıstığımın hepsini bir topladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde fıstığımızı tamamladık. Şimdi 5 zincir çekerek 5 tane kirpik yapıyoruz. 5 zincir bu topladığım aradan girip arkadaşlar bakın şöyle yavaş göstereyim. Öbür taraftan çıkıp buraya 5 tane kirpik yapacağız. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın buradaki aradan giriyorum. Öbür aradan çıkıp bakın burada bir göz oluşturdum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi aynı yere kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğim. Ve 5 zincir. Arkadaşlar ipi biraz uzun çekmenizde fayda var. Fark ettiyseniz ben biraz uzun çektim bakın kirpikleri yaparken nasıl yana doğru kayıp fıstığımız küçülüyor İlk yaptığımız boyutta değil yani ilmeklerin kirpiklerini yaptıkça bu şekilde küçülme oluyor Evet arkadaşlar ilk fıstığımızı bu şekilde tamamladık şimdi 3 zincir çekiyorum sıradaki sinek kanadımın içine girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum geçiş yaptım Yine bir zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde uzattım. Bakın uzun bir şekilde uzattım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ilmeği yine topladım tığıma. Yine parmağıma giden ipten tutup arasına şöyle bir ilmek çıkarıp bu şekilde fıstığımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Çok kolay. Bunu sizler için şeyle de denedim arkadaşlar. Çay karıştırıcısıyla. Fakat bu ilmekler ters tarafı kirpiklerde ters tarafı gelecek. Her halükarda. O yüzden fıstıkları bu şekilde toplamayı tercih ettim. Umarım siz de bu şekilde beğenirsiniz. Hem kirpikler düz yüzüne geliyor. Hem de fıstıklarımız. Şimdi arkadaşlar. 1-2-3-4-5 zincir. Aynı bakın. Bu topladığım noktadan girip öbür taraftan çıkıyorum. Bakın ilmek almamaya gayret edin arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir göz oluşturuyorum. Bu oluşturduğum gözün içine 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincir aynı noktaya. Bu şekilde kapattım ikinci kirpiğim. 5 zincir 3. kirpiğim. 5 zincir 4. kirpiğim. 5 zincir. 5. kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar. 5 tane kirpiği yine topladım. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya bakın arkadaşlar. Buradaki yeşil yuvaya 3 zincirimi kapatıp burada aşağıya ilmiş oluyorum. Yine 3 zincir çekip 3. arkadaşlar sinek kanadımın arasına giriyorum geçiş yapıyorum. Şöyle bir zincir çekip yine ilmek toplamaya başlayacağım. Bakın ipimi uzattım 1. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın arkadaşlar bu şekilde 8 tane ilmeği yine topladım. Parmağıma giden ipten şöyle tuttum parmağımla içinden geçiyorum ve kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde fıstığımın boyutu. Şimdi bunu kirpiklerini yaptıkça küçülecek. 1, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde birinci kirpi. 5 zincir. Bu ikinci kirpiğim. 5 zincir 3. kirpiğim 5 zincir şöyle arkadaşlar takılmasın bitişte kirpiklerimizi düz yaparken yan yan arkadaşlar mecburen o şekil yapıyoruz sonra bitince ilk kirpikten şöyle çekip yukarı doğru kirpiklerimizi ayar veriyoruz şimdi arkadaşlar zincirimi çekip yeşil yuvama giriyorum bu şekilde bir tane de zincir çektim bakın İpimizi koparalım. bu kadar arkadaşlar üçünüz üç sinek kanadını çiçeği de aynı şekilde fıstık ağacımızın şöyle arkadaşlar şunu da yanda gözükmesin diye bu şekilde arkadan ilmek alıp bir tanesini öbürkisini gerek yok arkadaşlar direkt onu yakabiliriz bakın bu şekilde tertemiz oldu. Hemen şunu bir yakayım çakmakla geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş çok tatlı oldu. Çok zarif bir fıstık ağacı oldu. Ara mesafesi de gayet iyi arkadaşlar. 15 tane kirpikli trabzan ve üzerinde sinek kanatlarının üzerinde de fıstık ağaçlar. Kolay bir model. Yapılışı da bakın arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Sinek kanadının üzerine yapılan fıstıklar bu kadar. Ara suyu olarak da yıllardır yaptığımız bu şekildeki kirpikli trabzanlarımız yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.